Hanımefendiler, beyefendiler, masa başına hoş geldiniz. Bugün biraz canınızı sıkacağım. En baştan söylüyorum, yani videonun devamını izlemek istemiyorsanız şimdi kapatabilirsiniz. Hiç alınmam, hiç darılmam. Bugün bir haber okudum, detaylarıyla okudum, fotoğraflarına baktım, videosunu izledim ve canım çok sıkıldı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Canımız sıkılsın mümkünse. Yani birazcık vicdanımız sızlasın. Bu bir yaşam belirtisidir. Bu hala bizden umut kesilmediğine dair en önemli belirtidir bir yerde yaşanan bir kötülük, bir yerde yaşanan bir haksızlık bize uzak bile olsa, en azından canımız sıkılıyorsa, hiç olmazsa canımız sıkılıyorsa buna bu çok değerlidir diye düşünüyorum ben. O yüzden can sıkıntımı sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer izlerseniz ne ala izlemezseniz alınmam darılmam zaten bizim derdimiz bize yetiyor birader kusura bakma daha fazla can sıkıntısını kaldıracak psikolojimiz yok diyorsanız haklısınız hak veriyorum Başka videolar izleyebilirsiniz, başka şeyler yapabilirsiniz. Baştan söylüyorum ki dürüst olayım diye. Yani video çok izlensin diye bir derdim yok. Sadece izleyebilecek olanlar izlesin diye en baştan hatırlatıyorum. Masa başı başlıyor. Öncelikle sizinle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir Orta Doğu haritası paylaşıyorum. Bu Orta Doğu haritasında bir ülkeye odaklanmamız lazım hep beraber. Yemen'den bahsedeceğim size. Biz Yemen'i biliriz. Türkülerimizden biliriz, tarihimizden biliriz. Herhalde bizim hepimizin ezbere bildiği çok az türkü vardır. Yani hepimizin hep beraber nakaratını filan beraber söyleyebileceğimiz nadir türkülerden birisidir. Yemen türküsü. Ve çok acı bir türküdür. Bizim hikayemizde, bizim geçmişimizde çok acı bir hatıra olarak yeri vardır Yemen'in. Peki Yemen'in acısı bitti mi? Nereden geldi bu Yemen hikayesi? Yemen'de devam eden bir iç savaş var sevgili izleyenler. 9 yıldır devam ediyor. Bize uzak olduğu için o kadar farkında değiliz doğal olarak. Mesela Suriye'deki iç savaştan daha çok etkilendiğimiz için daha çok haberimiz var. Mesela Ukrayna'daki savaştan da Avrupalılar daha çok haberdarlar. Ne kadar yaklaşırsa ateş o kadar yakıyor. Normali bu, doğalı bu. Ama uzakta da olsa böyle bir savaş var ve bugün bu savaşla alakalı bir haber okudum ve çok canımı sıktı. O yüzden sizinle paylaşacağım. Yemen'in yerini bilmiyorsanız, haritadaki yerini bilmiyorsanız diye öncelikle haritadaki yerini sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi Arabistan Yarımadası'nın en ucunda. Peki Yemen'de nasıl bir iç savaş var? Nasıl güç dengeleri var? 9 yıldır devam eden bu savaş nasıl oluyor da devam ediyor? Bunu da anlamamızı sağlayacak bazı bilgiler vereceğim. Yemen'deki güç dağılımını gösteren bir harita var karşımızda. Gördüğünüz gibi farklı renklere boyanmış bölgeler var. Bu şu anlama geliyor. Yemen fiilen parçalanmış durumda ve bu her renkte gördüğünüz yerleri bazı güçler idare ediyorlar. Mesela şu mor gibi gördüğünüz renk Husiler. Hükümete karşı isyan etmişler ve ülkenin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Hatta ülkenin başkentini de ele geçirmişler. Hala ülkenin başkenti bu Husilerin kontrolünde. Sana hala onların kontrolünde ve bu Husileri İran destekliyor. Bunu aklınızın bir kenarına not edin. İran bu Husiler denen isyancıları destekliyor. Gri renkte gördüğünüz yerler şu andaki Yemen hükümetinin yani seçilmiş hükümet ne derseniz adına o hükümetin kontrol ettiği yerler. Açık gri gördüğümüz yerler hükümeti de Suudi Arabistan destekliyor. İkinci bir güç Suudi Arabistan. Yemen üstünde onların da başka bir planı var demek ki. Sonra bir de sarı renk görüyorsunuz. Onlar Husilere karşı başka bir grup. Bu arada orada bir de küçük e, böyle turkuaz renkli bir yer var. Yeşil renkli bir yer var. Orayı da Birleşik Arap Emirlikleri destekliyormuş başka bir grup. Gördüğünüz gibi karşımızda paramparça bir ülke var ve 9 yıldır devam eden bir savaş var ve bu savaşta farklı güç dengeleri var. İran var, Suudi Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Suudi Arabistan olduğu için işin içinde Amerika ve İngiltere de var. Yani Amerika'nın ve İngiltere'nin bu hükümete, Yemen'deki hükümete doğrudan desteği var. Suudi Arabistan biliyorsunuz sürekli Yemen'i bombalıyor ve devam eden bir savaş var. Şimdi bütün bu güç dengelerinin gelmişine geçmişine sövmemizi gerektirecek birkaç fotoğraf paylaşacağım sizinle. Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuğun adı Bader El Harbi ve 7 yaşında. İç savaştan 2 yaş daha küçük. Bir gün abisi Haşim'le birlikte okuldan eve dönerken bir bomba düşmüş. Bir bomba düşmüş. Bu bombayı hangi güç atmış? Bilmiyoruz değil mi? Paramparça bir ülke var. Devam eden bir iç savaş var. Ve düşen bu bomba neticesinde Bader 7 yaşındaki bu çocuk bir ayağını kaybetmiş ve artık okula gidemiyor. Abisi de yaralanmış. Abisinin bir ayağı ezilmiş, parmaklarını kaybetmiş. Bütün bu güç dengelerinin arasında az önceki haritada küçücük bir şehir vardı. Bu çocuğun yaşadığı şehir. Bütün bu güç dengelerinin arasında kalmış küçücük bir şehirde yaşıyorlar. Taiz isimli bu şehir o güç dengelerinin arasında kalmış ve sürekli bir bir taraf bombalıyor, bir başka taraf bombalıyor ve maalesef orada çocuklar ölüyor. Bombalamalar neticesinde bu atılan bombalar yüzünden sadece o şehirde yüzlerce çocuk hayatını kaybetmiş çok daha fazlası ağır şekilde yaralanmış vücutlarından uzuvlarını kaybetmişler. Bu fotoğrafta gördüğümüz çocuğun adı Bader 7 yaşında ve bir bacağını kaybetmiş Yemen'deki bu savaş nedeniyle ve artık okula gidemiyor. İkinci fotoğrafta bir baba var babanın kucağında da sarı tişörtlü oğlu var 3 yaşında Amir aynı gün. Bader'le aynı gün o da bacağını kaybetmiş. Başka bir bomba düşmüş ve o da bacağını kaybetmiş. Amcasının evindeyken patlamış bomba düşmüş bomba. Amcası ve amcasının oğlu maalesef ölmüş ve Amir bacağını kaybetmiş. Ve üstelik 3 yaşındaki bu çocuk yaşanan her şeyi hatırlıyor. Her şeyi hatırlıyor. Amcasını, amcasının oğlunu, düşen bombayı, kendisinin nasıl yaralandığını, nasıl kanının attığını, hastaneye nasıl gittiğini her şeyi hatırlıyor. 3 yaşındaki bir çocuk hatırlar mı demeyin çünkü olan her şeyi o anlatıyor babasına olan her şeyi o anlatıyor insanlara. Ve üçüncü fotoğraf. Annesinin kucağında bir çocuk. 11 aylık Safa. Sadece bu fotoğrafa bakarak bile bu çocuğun derdinin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Sadece kolunun ne kadar ince olduğuna bakarak bu çocuğun derdinin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Yemen'de açlık çeken, karnı doymayan on binlerce, yüz binlerce çocuktan bir tanesi. Onları temsilen bu fotoğrafı sizinle paylaşıyorum. Çocuklar hastaneye gidiyorlar hastalıklarının sebebi aç olmaları, yeterli beslenememeleri ve oradaki doktorların en büyük derdi, en büyük ızdırabı bu. Bu hastalığın tedavisi, bu çocukların tedavisi beslenmeleri, beslenebilmeleri gerekiyor bu çocukların. Ama maalesef Yemen'deki iç savaş devam ederken uluslararası toplumun oraya yardım etme hevesi pek yok gibi. Çünkü orada güç dengeleri var. Gördük o güç dengelerini. O güç dengelerinin içinde Suudi Arabistan var, İran var, Amerika var. İngiltere var. Rusya var. Fransa var. Türkiye var. O var, bu var. O güç dengeleri yüzünden de orada büyük cinayetler işlendiği halde, büyük katliamlar yaşandığı halde aman ağzımızın tadı bozulmasın diyerek, aman oradan petrol geliyor diyerek, aman orada bizim ticari çıkarlarımız var diyerek, aman askeri bilmem nelerimiz, aman stratejik önemi falan filan derken bütün bu bahanelerin Allah bin belasını versin. Orada çocuklar ölüyor. Çocuklar yaralanıyor. Çocuklar aç kalıyor. Ve bu bizim yaşadığımız dünyada. Biz henüz yaşarken oluyor. Her şey bizim gözümüzün önünde oluyor. Hepimiz oradaydık. Ulan diyeceğimiz bir durum. Dünyadaki o çok hassas güç dengeleri, Orta Doğu'daki çok hassas güç dengeleri neticesinde dünyanın en güçsüz varlıkları çocuklar, masum çocuklar, günahsız çocuklar Maalesef katlediliyorlar. Ben bu haberi BBC'den okudum. Hem BBC International'da var hem de BBC Türkçe'de var. Linkini de sizinle paylaşacağım. Siz de detaylarını okuyabilirsiniz. BBC'nin bir İngiliz yayın kuruluşu olduğunu hatırlatarak haberde geçen şu cümleyi dikkatlerinize sunacağım. Diyorlar ki Yemen Savaşı'nın tüm taraflarının elinde kan var. Bu cümle bu haberi yazan muhabirlerin, gazetecilerin cümlesi. Yemen'den herhangi bir insanın yorumu, alıntı filan değil. Bu cümleyi yazabiliyorlar çünkü bu savaşın tarafları arasında İngiltere'de var. İngiltere'de Suudi Arabistan üzerinden işte Yemen'deki hükümeti destekliyor. Ve bu gazeteciler bu cümleyi yazabiliyorlar. Yemen Savaşı'nın tüm taraflarının elinde kan var. Ve haberin son cümlesi şöyle. Taiz'in yaralı çocukları Bader, Haşim ve Amiri Moha'nın açlıktan ölmek üzere olan bebekleri, Avam ve Safa'yı kim koruyacak? Evet, kim koruyacak? Soru bu. Ve uzak ülkelerde, dünyanın dört bir yanında çocukların hakları gasp edilirken, çocuklar katledilirken, çocuklar açlığa mahkum edilirken, çocuklar yeni doğmuş bebekler cezaevlerine atılırken anneleriyle birlikte, dünyanın her yerinde çocukların canı yakılırken, dünyanın her yerinde de orman yangınları var. Ben böyle bakıyorum hayata. Bir yerde oranın en güçsüz canlılarının hakkı gasp ediliyorsa oranın başından bela eksik olmaz. Oradan bereket çekilir. Ben böyle inanıyorum. Buna bir hurafe diyebilirsiniz, buna bir batıl inanç diyebilirsiniz. Ben böyle inanıyorum. Benim vicdan terazim böyle çalışıyor. Akdeniz kuşağında çok büyük orman yangınları var. Maalesef şu an Türkiye'de de orman yangını olduğunu gördüm. Ben Antalya'da Kemer'de bir orman yangını başlamış. İnşallah söndürülmüştür. 40'tan fazla insan hayatını kaybetmiş. Yunanistan adalarında yangın devam ediyor. İtalya'da yangın devam ediyor. Cezayir'de insanlar hayatını kaybediyorlar ve bu yangınlar. Söndürülemiyor ve gördüğünüz gibi Akdeniz kuşağındaki bütün ülkelerde çok yüksek orman yangını riski var devam ediyor. İnşallah çıkan orman yangınları en kısa sürede söndürülebilir ama bizim söndürmemiz gereken çok daha fazla yangın var ve Türkiye'nin derdi orman yangını olmasa bile ormanları katletmeye yemin etmiş, ormanları yok etmeye yemin etmiş, nerede bir güzellik görse, nerede bir doğallık görse onu mahvetmeye yemin etmiş aç gözlü. Bu ülkenin başına bela olmuş, bu ülkeyi emen, sömüren, bu ülkenin kanını emen birileri var ve gözleri doymuyor. Akbelen ormanını mahvediyorlar sevgili izleyenler. Fotoğraflarını görmüşsünüzdür belki de. Yani bu konuda söyleyebileceğimiz çok bir şey yok. Bu konuda söyleyebileceğimiz her şey küfre dönüşüyor çünkü. Bir yerden sonra Akbelen Ormanı kesimin 3. gününde köylüler alana girdi, jandarma müdahale etti. Normalde jandarmanın ormanları koruması gerekiyor. Normalde jandarma'nın köylüleri koruması gerekiyor ama bu hikayede bir tuhaflık var. Bu hikayede bir dengesizlik var. Bu hikayede bir yanlışlık var ve bir mahkeme çıksa bu kesimi durduracak bir karar verse. Yani oraya maden açılması kararını iptal etse bir mahkeme Türkiye'de bu mahkeme kararına uyulmuyor. Zaten tuzun koktuğu yerde tam olarak burası. Türkiye'de bir mahkeme ağaç kesilmesine bile engel olamazken Amerika'da bir mahkeme Amerikan başkanının kararını iptal edebiliyor. Amerikan başkanı. Yani o kadar güçlü bir adam. Düşünün dünyadaki herhangi bir lider Amerikan başkanıyla fotoğraf çektirince gazetelerde manşet oluyor. Değil mi? Ana haberlerde birinci haber oluyor. Böyle ayak ayak üstüne atıp fotoğraf bir poz verdiği zaman filan işte Amerikan başkanına poz verdik filan diye artistik yapan liderler var. Size tabii çok tanıdık gelmiyor. Türkiye'de böyle karaktersizler yok da. İşte bu kadar güçlü olan bir fotoğraf çektirilince bile hava atılan Amerikan başkanının verdiği bir kararı Amerika'da bir mahkeme bir hakim iptal ediyor. Biden'ın yeni iltica düzenlemesine mahkemeden iptal kararı gelmiş sevgili izleyenler. İşte Biden ülkeye göçmen gelmesin, gelecekse de daha az gelsin diye ülkeye göçmenlerin gelişini engellemek için bir karar vermiş. Hatırlarsanız buna benzer bir kararı Trump da vermişti. O zaman da başka bir mahkeme Amerikan başkanının bu kararını iptal edivermişti. Bir başkanın kararını bir mahkeme iptal edebiliyorsa bu durum o başkanı güçsüz yapmaz. O adamın başkanlık yaptığı ülkeyi güçlü hale getirir ve Amerika'da gördüğümüz bir mahkemenin adaletin adaletin sözünün bütün seslerin bütün sözlerin üzerinde olması durumunu Artık devam ettirmek istemeyen İsrail, bundan kurtulmak isteyen İsrail'in başındaki Netanyahu denilen şahıs, yolsuzluklara ve hırsızlıklara batmış olan Netanyahu, yargılanmadan kurtulmak için ve yargı bağımsızlığını bitirmek için mahkemelerin, bütün adaletin, bütün yargı sisteminin üzerine çıkmak için bir yargı reformu yaptı. Kimi örnek alıyorsa, kimden esinleniyorlarsa böyle şeyler yaparken İsrail'de şu an gerilim tırmanmış durumda. On binlerce insan eylem yapıyor, doktorlar grev kararı alıyorlar, yedek askerler Yedek askerler, İsrail'in yedek askerleri göreve gitmeyeceklerini söylüyorlar. Subaylar grev kararı alıyorlar ama Netanyahu geri adım atmıyor. Çünkü öyle bir nokta var ki o kirli politikacıların geri adım atamayacağı noktalar vardır. O kadar kirlenirler, o kadar pisliğe batarlar ki, o kadar çok hırsızlık yaparlar ki artık geri dönemezler. Öyle bir noktadalar demek ki. Eski başbakanlardan Olmert iç savaş çıkabilir uyarısında bulunmuş. İç savaş dediğimiz şeyin ne kadar büyük bir felaket olduğunu az önce Yemen örneğinde gördük. Peki İsrail'de neler olacak? İsrail'de bu hikayenin sonu nereye çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Bugün canınızı sıkacak birçok şeyden bahsettim, farkındayım. Kusura bakmayın eğer öyle bir şeye sebep olduysam ama diğer taraftan da en başta dediğim gibi şu açıdan da bakabilirsiniz. Bir yerde gerçekten canımızı sıkması gereken bir şey yaşanıyorsa ve biz onu gördüğümüzde canımız sıkılıyorsa, moralimiz bozuluyorsa, bu bizim vicdanımızı sızlatıyorsa, hani tabiri caizse lokmamız boğazımıza takılıyorsa bu iyi bir şeydir.